Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra yine gazeteciler Soru Yolda birlikteyiz. Bu hafta yine Sakarya gündemini yorumlayacağız gazeteci arkadaşlarla. İşte bu hafta yine bir arkadaşımız yok. Hüseyin Cumalı. Bildiğiniz gibi kendisi COVID-19 testi pozitif çıkınca 10 gün önce evde karantinaya alınmıştı. Ve şu anda tedavisi sürüyor. Hatta bugün akşam saatlerinde arkadaşımızın tedbir amaçlı olarak da hastaneye gittiğini öğrendik. Aslında Sakarya'nın gündemi bu hafta COVID'den. Sürekli COVID. Daha doğrusu Türkiye'nin gündemi olduğu gibi Sakarya'nın gündeminde hep COVID var. Şöyle bir geride bırakmaya hazırlandığımız bu haftaya baktığımız zaman Sakarya'da elimizde yaşanan olaylar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Seferüs'ün evinin kurşunlanması, Çak Caddesi'nde HES kontrollü olarak caddeye giriş çıkışlar olması, artık pandemi nedeniyle evlerde getirilen yasaklar ve en önemlisi pandemide esnafların sıkıntı yaşaması, SEDAŞ'ın elektriklerini kesmesi, yağmur duasına çıkılması, sular Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde su seviyesi her zaman özellikle bugünlerde çok düştü. Bir de buna komşumuz İzmit'in su alması eklenince şu an için Sakarya'da, daha da Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.40 seviyelerinde. Bu da yaklaşık bir yarım metre, bir metre mi çekilme diyor. Ve yaklaşık da bir 10 metrelik, 15 metre çekilmeler söz konusu. Dedik ya bu haftanın gündemi pandemi. Bu hafta içerisinde pandemide üzücü olaylar, üzücü ölümler de yaşadık. Gazeteci arkadaşımız Murat Solmaz'ın vefat etmesi tabii pandemide değil. İl Tarım Müdürü Abdurrahman Çakar'ın dün vefat etmesi ve bugün bir son dakika gelişmesi de şöyle verelim. Sakarya Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un eşi, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, eşinin hastaneye kaldırılması var. Yani neticede Sakarya'da pandemi yine ilk sırada. Efendim bu hafta bizim bir konuğumuz var İzmir'den. Daha doğrusu 3 hafta önce kendisiyle biz bir görüşmüştük. Kendisi Genç Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Genç Parti Sözcüsü Avukat Mehmet Atmış Kara. Kendisine biz Genç Parti'yi soracağız. Neden Genç Parti'yi soracağız? Bildiğiniz gibi Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan bundan bir ay kadar önce Sakarya'da bir ilki yaptı ve Sakarya'da sosyal medya üzerinden Sakaryalı esnaflarla bir tanışma yaptı. Bildiğiniz gibi kendisi Fransa'da bulunuyor. Birazca bir soracağız bu nasıl oldu diye, ne yapıyor? Şu anki Genç Parti'nin Sakarya'da yapılanmasını, son durumunu Avukat Metin Atmışkara'dan soracağız. Kendisi İzmir'de canlı yayınımızda. Avukat Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Mehmet Metin Bey. İyi akşamlar. İçeri ses alabilir miyiz? Duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyabiliyorum. Keyifler nasıl? Zafer Bey, çok teşekkür ederim. Sesim yankı yapıyor zannediyorum. Evet, biraz kızdım. Evet. Şimdi biraz kızdım. Evet. Avukat Bey, şimdi beni daha iyi duyabiliyorum. Metin Bey, pandemiyle önce gündemden sorayım. Pandemiyle aranız nasıl? Nasıl gidiyor? İzmir'de vakalar nasıl? Kendinizi nasıl koruyorsunuz? Nasıl durumlar? Evet. Şimdi pandemiyle ilgili konulara girersek zannediyorum programımızın süresi dolar ama bir iki hususu arz etmek istiyorum. Öncelikle size, ekibinize, herkese bizi burada konuk ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle Adapazarı'nın iki evladı Sayın Kurucu Genel Başkanımız Cem Uzan ile şimdiki Genel Başkanımız Hakan Uzan'ın sevgi, saygı, hürmet, muhabbetlerini sizin kanalınızda tüm izleyicilerimize iletmek istiyorum. Aleykümselam. Bizi de konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Geçen
Bir ay kadar önce Cem Bey, Cem Uzan Fransa'da zaten, kendisi şu anda Fransa'da yaşıyor. Sakaryalılara bir sosyal medya üzerinden bir tabletle Sakaryalı selamlaştı. Bu nereden icat etti bu? Onu sorayım. Nereden icat etti? Birden benim gündeme geldi. Nasıl oldu bu? Efendim şöyle, genel başkanımız, kurucu genel başkanımız zaten Türkiye'yi buradan ayrıldığı günden beri çok yakından takip ediyordu. Fakat Türkiye'de artık seçim sattım haline girilmesinden sonra Türk milletinin ve özellikle de Sakaryalı hemşehrilerinin dertleriyle hemhal olmak, onları dinlemek, onların sıkıntılarının neler olduğunu öğrenmek bakımından dijital çağın verilerini kullanarak dünya tarihinde ilk kez uzaktan esnaflarla görüşmek istedi ve bu Zoom teknolojisini kullanarak şu anda önce Ata Ocağı Sakarya'dan, daha sonra İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan ve yurdun birçok yerinde bu görüşmelerini, toplantılarını devam ettiriyor ve bundan sonra da devam ettirecek. Teknolojinin imkanlarını kullanmaya başladı Sayın Kurucu Genel Başkanımız. Peki siyasete dönme gibi hakkında kesinleşmiş bir cezalar var. Türkiye'de, hatta Sakarya'da da verilmiş hapis cezaları var. Bu nasıl olacak? Peki bununla ilgili olarak da bir süreç nasıl işleyecek Metin Bey? Efendim o süreç zaten Zafer Bey devam ediyor. Sayın hakkında mahkumiyet kararları vardı. Kesinleşmiş. Ama bunlarla ilgili yargılamanın iade yollarına müracaat edilmiştir ve bu süreç devam etmektedir. Yani şu anda Türkiye'de kesinleşmiş 5 tane cezası var ama bunlar çok önemli cezalar değil. Bunlar tamamen... Alo? Efendim duyuyoruz. Efendim sizi duyabiliyoruz. Buyurun. Benim sesim gitti zannettim. Yok efendim, sizi görebiliyoruz. Buyurun. Evet. Zaten Sayın Kurucu Genel Başkanımız siyasetten asla uzaklaşmadı. Belli bir takım mücadeleleri vardı. O mücadeleleri hala bugünkü güncelliğiyle devam ediyor. Fakat ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı kendisi artık aktif siyasete daha yoğun bir şekilde katılmak gereği olduğunu düşünerek bu konuda hukuk ekibimize bir talimat verdi ve koşulların oluştuğunu düşünerek, özellikle 15 Temmuz FETÖ yargılamaları ve herkes takip ediyor zaten, daha FETÖ'ler paralel devlet yapılanmasının Türkiye'de yaptıklarını gördükten sonra, bildikten sonra yeniden yargılamaya müracaat etmek gerekti. Eğer müsaade ederseniz ben bu konuda ayrıntı buyurun, veririm buyurun. Ama sizin başka sorularınız varsa efendim, sorumuzu da siz önce buyurun. Buyurun. Bakın Zafer Bey, şöyle, ben şahsınız kanalıyla bizi izleyen tüm seyircilerimizin bu konuda aydınlanmasını istiyorum. Bakınız Cem Uzan ve Cem Uzan'ın ailesi, sizin meslektaşınız olan bir gazetecimizin de dün söylediği üzere Türkiye'de hakkında komplo yapılan ilk tek yerli sermayedir. 50 yıllık bir şirket ve milyar dolarlar heba edilmiştir. Dava dosyalarını bilseniz okusanız hukukçu olmanıza gerek yok. Bakınız, Adapazarı'ndan herhangi bir esnafı çevirin, şu dosyayı okuyun deseniz hayretler içerisinde kalırsınız. Biz bu davalarda Sayın Genel Başkanımızın ısmarlama kararlarla yargılandığı kanaatindeyiz. Nitekim nasıl ülkede, siz çok iyi takip ediyorsunuz, Ergenekon davalarını, Balyoz davalarını, buralarda, yani isimli onlarca davada güçlü Türk ordusuna ne yapılmak istendi ise bunun ilk tecrübesi, ilk deneyi Cem Uzan ve Uzan ailesinde yapılmıştır. Bakınız, ben size bir örnek vereyim Zafer Bey. Türkiye'de
çok önemli, dünyada çok önemli bir marka olan Telsim gibi bir markayı Sayın Genel Başkanımız bu şirketlere haksız olarak el konulmasından sonra yüzlerce kez TMSF'ye ve TMSF'nin o zamanki başkanına biz yazılı müracaat dilekçeleri yaptığımızda hiçbir şekilde cevap vermemişlerdir. Ve ne yapmışlardır biliyor musunuz? Sayın Genel Başkanımın, Kurucu Genel Başkanımın Adapazarı'nın evladının kendi öz sermayesiyle kurduğu milyarlarca dolarlık ve 9 milyar dolara satmak istediği Telsim'i 4,5 milyar dolara satmışlardır. Ve bu 4,5 milyar doların sadece 2,5 milyar dolarını TMSF'ye var olduğu iddia edilen borçlarına saymışlardır. Bu çok dikkat çekici, sorgulanması, üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir. 2 milyar dolar bugün dünyanın her yerinde, ama dünyanın her yerinde çok büyük bir paradır. Ve bu FETÖ paralel devlet yapılanması denen örgüt Cem Uzan'dan nemalanmıştır. Uzan ailesinden nemalanmıştır. Oradan kalkınmıştır. Oradan büyümüştür. Ve bunları herkes bilmektedir. Ama ne zaman ki 15 Temmuz'dan sonra veya 17-25 Aralık'tan sonra bu kendilerine dokunmuştu, o zaman FETÖ tukaka olmuştu. FETÖ hala tukakadır. Ve Türk milli yerli sermayesi heba edilmiştir. Bakınız, kıymetli izleyicilerimiz, büyük bir izleyici kitleniz var. Hepsine selam olsun. Tüm Adapazarlılara selam olsun. Tüm Takaryalılara selam olsun. Ama hesap günü gelecek. Bakın bugün Katar'a 300 milyon dolara, 300 milyon dolar. Lütfen yok edilen 2 milyar doları, buharlaşan 2 milyar doları düşünün. Bir de 300 milyarı düşünün. Yani Uzan ailesinin mal varlığı yok edilmiştir. Ha hesap sorulacak mı? Sorulacak. İşte biz bunun zamanının geldiği anlayışıyla ki bununla ilgili 11 yıldır Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde devam eden davalarımız vardır. Lehte olanlar vardır. Bursa davası lehimizde sonuçlanmıştır. Ve diğer davalarımız da lehimizde sonuçlanmaktadır. Mesela bakın Fransa'da Türkiye Cumhuriyeti Cem Uzan'ın evine haksız ve mesnetsiz, dayanaksız bir şekilde girdiğinden dolayı mahkum olmuştur. Peki ben ceza... Bunlar çok özür dilerim. Türkiye'de basın özgürlüğü kısıtlandığı için haber konusu yapılmamaktadır. Ama artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Bizim bunları açıklamalarımı, bunları bundan sonra açıklayacağız. Zaten izliyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız biraz evvel sorduğunuz gibi önce Zoom yoluyla Sosyal daha medya sonra üzerinden gidiyor. Sosyal medya üzerinden sıkı bir sosyal medya kullanıcısı yanılmıyorsam Cem Uzan. çok çok tabii efendim doğru, dijital çağdayız. Dijital çağdayız. Yani bunu herkesin kullanması gerektiğini düşünüyorum ve bunu en iyi kullananlardan, çünkü Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz Kurucu Genel Başkanımın 238 tane şirketine el konmuştur. Bunlardan bir tanesi de interaktif şirketlerdir. 18 yıl önce bunları hiç bilmeyenler, telaffuz etmeyenler, yani sadece çimento fabrikaları ve telekomünikasyonla anıldığı zannedilen Cem Uzan, Adapazarı'nın, ata toprağının iki evladı Hakan Uzan ve manevi babamız Kemal Uzan, bir aile olarak çok önemli 238 tane şirket kanalıyla 40 bin kişiyi, altını çizerek söylüyorum, bu ülkede çalıştırmıştır. Ha, bunların zamanı gelmiştir. Zaman, hesap zamanı. Herkes hesap Ben verecek. şöyle şunu Herkes hesap. avukat bey ben şunu merak ediyorum. Şimdi neticede
Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hukuk şu anda işliyor ve Cem Bey hakkında da şu anda verilmiş ceza davaları var. O ceza davaları ile ilgili olarak bir yapılmış bir başvuru var mı acaba? Yani şu anda artık Danıştay kesinleşmiş. Şöyle bir şey diyeyim. Siz hukukçusunuz. Sizden tabii ben bu bildiklerimi savunuyum. Kesinleşmiş bir hapis cezası var. Yeniden yargılanması için yeniden delillerle başvurulması gerekiyor. Yani yeniden yargılanma için. Bununla ilgili bir örnek veriyorum. Sakarya'daki, Pamukova'daki baskın davası veya farklı dava için yeni delillerle başvurulacak mısınız? Yeniden davanın görülmesi için veya İstanbul'daki davalar için başvuracak mısınız? Çünkü biz şu anda kesinleşmiş bir davalarınız var. Artık yargı süreci bitmiş. Ancak yeni delillerle bu davanın açılması gerekiyor, yanılmıyorsam. Görülmesi gerekiyor. Çok Zafer Bey, çok teşekkür ederim. Çok doğru, çok haklı bir soru sordunuz. Bir kere şunu bilmenizi isterim. Biz bu müracaatların tamamını yaptık. Şimdi ben yeni deliller... Avukat Bey şöyle ben diyeyim. Şöyle ben sorayım. Ben şimdi biz Sakarya'da yayın yapıyoruz. Sakarya için ben soracağım. Sakarya'daki davalarla ilgili bir başvurunuz oldu mu? Sakarya'daki birkaç... Olmaz mı? Mesela Sakarya'da Pamukova'da... Hemen söyleyeyim. Pamukova'da... Pamukova'daki evet. Ceza Mahkemesi'nde... Evet, hemen söyleyeyim. Bilal de... Bakın. Evet. Pamukova Asliye Ceza... Siz tam sorun, ben size cevap şöyle vermeyeyim. Sorayım ben. Tek cevap. Şöyle sorayım. Sakarya'daki davası var. Örnek veriyorum. Pamukova'daki, ben Sakarya için konuşuyoruz. İstanbul davalı. İstanbul, artık ben İstanbul'u fazla bilmediğimden dolayı yorum yapamayayım. Çünkü TMSF'nin davalı İstanbul'da açılmıştı. Yanılmıyorsam Şişli Cumhuriyeti, Şişli Adliyesi'ndeydi. Öyle biliyorum. Hı. Şimdi Sakarya'daki davalarla ilgili olarak yeniden bir yargılanma yok. Çünkü onlar kesinleşti ve cezada alındı. Onlarla ilgili yeniden başvuru yapıldı mı acaba, yeniden yargılanma için? Hepsi yapıldı. Heh. Hepsi yapıldı. Pamukova'daki dava, iki tane davamız var. Bir tanesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde ve Pamukova Orman Şefliği ile ilgili evet, bir dava. Doğrudur. Evet, Pamukova Orman Şefliği ile ilgili bir dava. 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiler burada. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın Zafer Bey, herkes sizin kanalınızda duysun. 1 metrekare orman arazisine tecavüz ettiği iddiası ile Sayın Kurucu Genel Başkanımız hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiştir. 1 metrekare. Şöyle düşünün, bir çember düşünün. Her tarafı özel mülki, ortada 1 metrekare bir yer varmış. Bunun için Pamukova Sulh Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararı verdi. İlk mahkumiyetlerden birisidir. Mahkumiyet kararında dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi şudur. Para cezası verilmesi gerekirken Cem Uzan'ın çok parası var. Biz burada para cezası verirsek bundan etkilenmez denmişti. Ama hakim yani, avukat bey, hakim beyin takdiri değil mi bu? Mahkemenin takdiri. Hayır efendim, şöyle. Hukukta bazı kurallar vardır, bazı yollar vardır. Otoban kuralları gibi. Siz nasıl otobanda azami 120 kilometre hızla gidersiniz ve bunun bir takım kuralları vardır. Belli cezanın altındaki, bugün için söyleyeyim, seyircilerimizi hukukla boğmayalım ama 3 yılın altındaki cezalar para cezasına çevrilmek ve hükmün açıklanması geri bırakılıyor. Aynen öyle. 1 yıl 8 ay, yani o zamanlar 2 yıldı, hükmün açıklamasının geri bırakılması ve veya para cezası verilmesi gerekiyordu. Fakat bu verilmedi. Gelelim diğer cezaya. İşte neymiş efendim? Çiftliği bastığından bahisle. Efendim biliniz ki anayasanın 138. maddesini ihlal etmeden söylüyorum. Yani orada hakimlere tavsiye terkinde bulunamaz deniyor ya. Orada şunu söylüyorlar. Neymiş? Cem Bey gelmiş çiftlikteki korumaları gözaltına almış. Efendim herkes diyor ki yok, bizim patronumuzdur. Kendisi bayramlaşmaya gelmiştir. Fakat arttıra. Bunlara biz ısmarlama kararlar diyoruz Zafer Bey. Ismarlama kararlarla 6 yıl ceza verilmiştir. Biz bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili yargılamanın yenilenmesi talebiyle müracaat ettik. Efendim? Bu davada enteresan olan nedir biliyor musunuz? Karı koca hakimler bakmışlardır bu davalara. Efendim, dikkat edin. Ben karı şunu koca soracağım. Hakimler. Ben şunu sormak istiyorum. Kusura bakmayın avukat bey. Bu iki dava için yargılamayı Sakarya mı yapıldı? Sakarya mı yapıldı yoksa Ankara nezdinde mi yapıldı? Şimdi ben o sistemi bilmediğimden soruyorum.
Usul olarak söyleyeyim, usul olarak söyleyeyim. Yargılamanın yenilemeleri mahkemeleri kararı veren mahkemeye Ozan yapılır. Pamukova'ya. Kararı veren, evet, Pamukova'ya yaptık biz onları. Peki Pamukova'nın kararlarını bir üst Pamukova'nın mahkemeye taşıdık. üst mahkeme neresi oluyor? Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi. Mesela Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi için Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi. Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi için en yakın Ağır Ceza Peki bu Mahkemesi. mahkemelere Bunların da ne zaman başvuruda kararları bulunurdu olumsuz. Avukat Bey? Ne zaman başvuruda? Biz Yani bunları ne onları zaman başvurduk? evet onlar alabilir. 27 Kasım 2019'da müracaat ettik. Müracaatımızın ertesi günü İstanbul Bostancı'da basın açıklaması yaptık. Basına bu konularla ilgili. Şu anda taleplerimiz reddedildi. Yargının siyasallaşması sebebiyle reddedildi. Ama Anayasa Mahkemesi'nde davalarımız hala devam ediyor. Yani Gelinen süreç bu. itiraz hakkınızı Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. Tabii, Anayasa Mahkemesi'ne götürdüm. Evet. Peki bu Sakarya dışında yanılmıyorsam temin programın başında 5 tane ayrı suçlamadan hüküm giydi dediniz Cem Uzan için. Onlar için de aynı işlem yapıldı mı? Yeniden yargılanma yolu Hepsi başka. için yapıldı. Hepsi için yapıldı. Yapılmayan yok. Bakınız, zaten iki tane de İstanbul'da var. Hemen söyleyeyim önemi sebebiyle. Cem Bey hakkında verilen ilk mahkumiyet kararı Bursa'daki konuşmasından dolayıdır. O zamanki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanımız hakkında Allahsız kitapsız sözünden dolayı verilmiştir. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cem Bey'in anayasa ile kurulmuş ve korunan bir demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan bir siyasi partinin genel başkanı olduğundan bahiste buradaki konuşmalarının eleştiri hakkı kapsamında olduğu düşünülerek bozmuştur. Kaç yıl sonra? 15 yıl Ama sonra. Türkiye'deki yasalar kapsamında bu ağır eleştiri sınırlarının dışına çıkıyor ama. Ondan ceza yedi. Hayır, olur mu efendim? Yani Türkiye mahkemeleri ağır eleştiri kabul etmemiştir. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ki Avrupa İnsan Hakaret kabul Hakları etmiştir Mahkemesi diyorum ben. Hakaret kabul tabii et. Hep ki aha, hakaret kabul etmiş. O yüzden ceza almıştır Sayın Uzan. evet, hakaret kabul etmiştir. Bakın, Türk mahkemelerine göre hakaret kabul etmiştir. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demiştir ki bu bir hakaret değil, eleştiridir demiştir. Kısas ne buradaki? Eleştiridir Kısas demiştir. nedir? Peki neyi norm alıyorlar? Türkiye'deki yargılama ile Avrupa'daki benzer yargılama bazen bizim karşımıza sık sık çıkıyor. Mesela bizim de basın davalarında genelde işte Avrupa'daki benzer davaları örnek gösteriyorlar. İşte Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi vermiş olduğu karardan dolayı diyor ve Yargıtay bozma yapabiliyor bazı davalarda. Buradaki kısas neydi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gerekçesi ağır eleştiri mi kabul Efendim, ediyor? orada yani siyasi faaliyette bulunan bir liderin eleştiri hakkı vardır. O zaman için görevde bulunan eleştirilen kimse, ki o tarihte başbakandı, buna da katlanma hakkı vardır diyor. Birinin eleştirme hakkı, diğerinin katlanma hakkı. Buradaki sınır özellikle kamuya mal olmuş kişiler için eleştiri hakkının üst noktada olduğu noktasında. Onu kabul ediyor yani. Tabii teknik ayrıntılar çok fazla burada. Onları şey yapabilirim ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları iç hukuk kuralı olduğu için bunların Ama uygulanması gerekiyor. Hani diyeceksin. Türkiye'deki kararlılığı da bağlıyor ama netice itibariyle Yargıtay karar verirken de öyle bir karar vermiyor mu? Yani onu baz almıyor mu Avukat Bey? Avrupa İnsan Hakları Efendim, Mahkemesi. bakın, Anayasanın 90. maddesi milletler arası sözleşmelerin iç hukuk kuralı olduğunu söyler. Ve bunlar 18 yıl önceye kadar, altını çiziyorum, koyu bir şekilde çiziyorum. 18 yıl önceye kadar istisnasız uygulanır iken maalesef Anayasa Mahkemesi kararları Türk mahkemeleri tarafından uygulanmaz hale gelmiş, ki Anayasa Mahkemeleri tüm Avrupa Birliği'ni kapsayan en üst hukuk normlarıdır. Türkiye için ise Anayasa Mahkemesi kararları
en üst normdur. Fakat siz geldiğimiz nokta şu, hukukun siyasallaşması bu, büyük tehlike bu, hukuka olan güvenin sıfıra inmesinin sebebi bu. Çünkü hukuk Türkiye'de şu anda silah olarak kullanılıyor. Havuç ve sopa taktiği uygulanıyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerel mahkemeler uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarını da yerel mahkemeler tanımıyor. Türkiye'nin temel sorunu bu. Yani ekonomik sorun kadar büyük ve tehlikeli sorunlardan birisi bu hukuk sorunları. Sorunuz var mı? Yani sen şey yapıyorsun, en son biz ayrılırken şey Ben şu an yapmıştık. peki şu anki son geldiğimiz nokta nedir? Şu anda Cem Uzan Fransa'da yaşıyor. Hakkında 5 yıl hapis cezası var. Ve bu yargılamalar bittikten sonra Türkiye'ye gelip siyasete başlayacak. Ve ben şu anda programa girerken Temin Sefa arkadaşımla birlikte görüştük. Cem Uzan 2002 seçimlerinde Sakarya'dan 108 bin oy almış. Ciddi bir oy almıştı. Sakarya'da Evet. da oy potansiyeli olan bir isim. Şimdi Sakarya hala bağları var mı? Onu sorayım önce. Yani Sakarya sürekli görüştüğü teması var mı? Sakarya'nın bir ara şöyle bir paylaşım yapmıştı. Adapazarı'nda meşhur köftesini özledim diye paylaşım Evet. yapmıştı. Mustafa Bey'in yerini paylaştı. Paylaşım Cami yap. karşısındaki. Şu anda son durum nedir? Yani ne olacak şimdi? Beklentisi nedir? Yani bu yargılamayı mı bekleyecek? Bu yeniden yargılama kararını bekleyecek. Şimdi geçen gün Sayın Genel Başkanı bir YouTube programına katıldı. Orada da söyledi. Elbette yargılamayı bekleyeceğiz. Bakın Genel Başkanın Türkiye'ye ne zaman döneceği konusunda sorulara vermek istediğim cevap şu. Kendisine en yakinen her gün görüşen bir kişi olarak açıklamak istiyorum. Burada Genel Başkanın temel iradesi Türkiye'ye dönmek arzusudur. Türkiye'ye dönmek için ise Türkiye'de adalet sisteminin siyasi yargının kontrolünden çıkması ve kurtulmasını beklemektedir. Sayın Genel Başkan şunu bekliyor. Bakın Cem Uzan şunu bekler. Adil yargılanmayı istiyor. Hak arama özgürlüğünü kullanmak istiyor. Yani biz neden bakın biraz evvel sordunuz belki ifade edemedim zaman darlığı sebebiyle. Estağfurullah, Hani buyurun. dediniz ya yeni deliller var mı? Biz neden müracaat ettik Zafer Bey biliyor musunuz? Genel başkanı yargılayan kaç tane dosyası var? 5 dosyası var. Biri Bursa, Beş 2 suçtan Pamukova. hükümlü şu anda Sakarya Türkiye'ye. Evet. Türkiye Evet. yasalarında 5 suçtan hükümlü ve şu anda da Toplamda 12 suçtan aranıyor ama benim bildiğim. 12 suçtan mı? 12, benim bildiğim 12 suç var toplamda. Hayır. Kesinlikle 12 suç değil. Kıymetli arkadaşıma şunu Hakan Bey. söylemek isterim. Hakan mıydı? Evet, Heh. Hakan. Hakan Beyciğim 5 suçtan mahkumiyeti vardır. Ama burada 2 suç aynı suçtur. Yani aynı suçtan 2 yargılama olmaz kuralı ihlal edilmiştir. Hangi suçlar Evrensel bunlar? hukuk prensibi. Nebis in idem. İşte bankacılık kanununa muhalefet, Bir suçtan imar kanunu, efendim? iki insan iki kere ceza alabilir mi? Alamaz diye biliyorum ben de. Almaz. Evrensel hukuk prensibi, nebis in idem. Bakın, Sayın Genel Allah Allah. Başkan sözde bir terör örgütü, yani menfaat terör değil de bir çete kurduğundan bahis de yargılanmıştır. Çete ortada yok, lideri ortada yok. Ne kavramı uydurulmuştur biliyor musunuz? Joey Boni yani istifade eden kavramı uydurulmuştur. İstifade eden sözde bu suçlardan istifade etmiş. Neyse kafanızı onlarla karıştırmak istemiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu 5 dosyadan dolayı biz şunu söyledik. Çok önemli burası. Bu yargılamalara katılan 26 hakimin 16'sı meslekten ihraç edilmiştir. Yurt dışına kaçmıştır. Onların verdiği kararlar doğru, haklı, yerinde değildir. Yanlı kararlardır. Biz o hakimlerin görev suçu işlediğini söylüyoruz. Nitekim
Meclisteki bir siyasi parti şu anda ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Doğru yapıyor, iyi yapıyor, haklı bir tutum. FETÖ hakimlerinin, meslekten uzaklaştırılan hakimlerin yapmış olduğu bu yargılamaların yok hükmünde sayılmasını istiyor. Çok doğru bir karar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız iki hafta önce ekonomide, hukukta reform yapacağız dedi ya, ben buradan Genç Parti adına soruyorum. Bu reform mülkiyet hakkı konusunda yapılacak mı? Adil yargılama hakkı konusunda yapılacak mı? Eğer bunlar yapılacaksa biz alkışlarız. Nasıl ki Ergenekon, Balyoz ve diğer davalarda önce ömür boyu hapse mahkum edilenler daha sonra yeniden yargılamalarla beraat etmişlerse biz Sayın Genel Başkan'ın, Cem Uzan'ın da buralarda yargılanacağını düşünüyoruz. Ve beraat edeceğini düşünüyoruz. Bizim tek isteğimiz adil yargılanma hakkı idi. Onun için müracaat ettik. Hakimlerin görev suçu dolayısıyla müracaat ettik. Fakat hakimler korkuyorlar. Zafer Bey, bu programın... Evet, buyurun. Bu 5 tane suçtan, şöyle sorayım. 5 ayrı suçtan hüküm veren hakimlerin hepsi FETÖ'den ihraç mı edildi? 26'sının 16'sı. 16'sı ihraç edildi yurt dışında veya cezaevinde. Bakın, ben bu programın mottosu olsun bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bozulan ve Cem Uzan'a mahkumiyet veremezsiniz denen bir karardan dolayı yaptığım yargılamanın iadesinde hakim bana şunu söylemişti. Haklısınız. Burada Cem Uzan beraat kararı vermem gerektiğini biliyorum. Ama veremem. Lütfen sizin takdirlerinize sunuyorum ne demek istediğimi. Siz temiz edin dedi. Bu çok yeni bir karar. O kararı temiz ettim ama Ankara'da hala hakimler var, Berlin'de olduğu gibi. Ve ne oldu? O savcı, hayır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymalısın. O tarihte Cem Uzan Bursa'da yaptığı konuşmada bir siyasi partinin lideriydi. Eleştiri hakkını kullandı ve şimdiki Cumhurbaşkanı da o eleştiri hakkına katlanmak zorundaydı dedi. Bozuldu karar. Ama zaman geçiyor. Bana biraz evvel sordunuz ya, bu durumda Cem Bey ne zaman gelecek diye. Türkiye'de hakikaten bir hukuk reformu olduğunda, tarafsız ve bağımsız hakimlerin yargılama yaptığı zaman, adalete güvenin %80'lere, %100'lere çıktığı zaman gelecek. Bizim alacağımız mahkeme kararları onun uçak biletleri olacak. Efendim, son, anlamadım. Son kez. Son kelimeniz. Bizim... Evet. Bizim mahkemelerden alacağımız yeniden yargılama kararları Sayın Genel Başkanımın Türkiye'ye gelmesi için uçak bileti mahiyetinde olacak. Yani Genel Başkanım, bu kararlar bugün çıksa yarın burada. Yarın burada. Gelmek arzusunu, iradesini açıklamıştı. 2019'da bir açıklaması vardı. İki ay içerisinde oradayım gibi. Bilmiyorum, kendisi mi yaptı? Ben tabii sosyal medyadan duyduğumuz kadarıyla da böyle bir açıklama var mıydı? 2019'da bazı şeyler ters mi gitti? Hayır, hemen açıklayayım. Açıklama bizim yeniden yargılamalar için yaptığımız müracaatın yaklaşık bir hafta öncesi yapılmıştır. Yeniden yargılamalar normal koşullarda bir ay içerisinde sonuçlanır. Ve iki ay içerisinde sonuçlanacağı inancıyla yapılmış bir açıklamadır. Fakat maalesef talimat gitmediği için iki ay içerisinde o davalar sonuçlanmamıştır. Bugün geldiğimiz tarih itibariyle bir yıl bir aydır yeniden yargılamalarımız devam etmektedir. Nerede devam ediyor? Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi'nde mi? Hayır, yok. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi daha... Bireysel başvuru haklarımızı kullandık. Önce onu kullandıktan sonra geçeceksin. Tabii, doğru.
Sefa senin sorun. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yedi. Ama şunu unutmamanızı isterim. Teknik bir ayrıntılı. Yeniden yargılamaya sık sık müracaat etme hakkımız vardır. Biz Türkiye'de yargı konusunda yeni bir reform yapılırsa ve FETÖ yargılamaları yeniden yargılama kapsamına alınırsa, ki bu konudaki inancımız sonsuz, o zaman yeniden bir müracaat yapma hakkımız vardır. Ve Cem Bey'i mutlaka Türkiye'ye getirmek azim ve kararlılığındayız. O zaman benim bu konuşmadan özetle çıkartacağım şu: Cem Uzan'a verilen 5 tane bu hapis cezasını verenler FETÖ'cü hakimler, savcılar ve sizin yeniden... Görev suçu işlemişler. Evet, yeniden yargılanması sizin de en büyük mahkeme sunduğunuz deliller de bunlardı. Doğru mu? Çok doğru. Evet. Çok doğru. Evet, Hakan. Metin Bey, ben şimdi biraz eskiye gideceğim. Cem Uzan Bey, Sakarya'dan milletvekili adayı olduğunda Genç Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Siz her gün onunla konuşuyorum, her gün bir şekilde konuşuyoruz diye söylediniz. Cem Uzan Sakarya'dan bağımsız aday olmadığına sizce pişman oldu mu 2002 seçimlerinde? Biz bir daha göremedik, kendisini soramadık. 2002 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olup da aldığı oyla seçileceğini düşünüyorum ben. Yaklaşık %25 oy almıştı. 108 bin. 108 bin oy almıştı Genç Parti buradan. Bağımsız olarak çıkabiliyordu Cem Uzan. Niye böyle bir şey seçmedi? Tabii koşulları... Evet. Şöyle, ben sorunuzu anladım. Neyi kastettiğinizde de, iyi niyetle neyi kastettiğinizi de anladım. Tabii ki sorunun tam muhatabı Cem Bey. Cem Bey zaten Adapazarlı hemşerilerine çok kısa bir zamanda hitap edecek. Kendisi Zafer Bey'e de verilmiş bir sözü vardır. Bana şimdilik hemşerilerimi kırmamak adına sen benim vekilimsin, katıl dediği için ben katıldım. Bu sorunun cevabını o verecektir. Ama siyasette biliyorsunuz 24 saat rahmetli Demirel'in tabiriyle kesinlikle, çok uzun bir süre. Uzun o günkü süre. Koşullar onu gerektiriyordu. Ben o günkü koşullarda da kendisiyle konuşmuştum. Ama ben Türkiye'de seçime girmek istiyorum demişti. Bakın o zaman parlamenter sistem vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Nasıl koşullar değişti biliyorsunuz. Ha şimdi mesela o zaman tek başına seçimlere girmek haklı, doğru, yerinde olabilir. Ama şimdi seçimlere yalnız başına girmek düşündürücü olur. Nitekim şu anda ittifaklar zamanı. Yasada yapılan değişikliklerle ittifak zamanı. Dolayısıyla bu sorunun cevabını müsaadenizle en kısa zamanda programınıza katılacak olan kurucu genel başkanım Cem Uzan'a sormanızı istedim. Bu soruyu da niye sordum? Hı-hı. 2002 seçimleri öncesinde ben muhabirdim. Cem Uzan Bey'le Baltık Otel miydi orası? Otelde görüşmüştük. Yani bir basın toplantısında görüşmüştük. Orada da aynı şeyi sormuştum ona, Sakarya'dan niye bağımsız seçilmiyorsunuz diye. O zaman bana Genç Parti'nin barajı çok rahat geçebileceğini söylemişti. Ben de hata ülke yaptığını, barajını. Ülke barajını. Ben de hata yaptığını, bağımsız girmesi gerektiğini söylemiştim. Bir daha karşılaşmak nasip olmadı. Ben haklı çıktım diye söylemek isterdim ona. Söyleyemedim tabii. Yani haklı çıkmış olabilirsiniz. Anladım. Samimiyetle sorduğunuzda kanaatim çok fazla. Tabii kendisine sorarsınız. Fakat Cem Bey şunu söylemiştir televizyon programlarında. Biliyorsunuz son bir ay içerisinde 4 televizyon programı yaptı. Ve şunu söyledi. Değişmeyen tek şey değişim. Benim de fikirlerim değişiyor. Bugünkü kanaatim olsa 2002'de seçimlere girdiğimde o yapılanmanın içerisinde olurdum demişti. Üstü örtülü olarak sorunuzun cevabını verdiğim kanaatindeyim. Yani olurdum diyor. Yani bugünkü aklım olsaydı. Evet. Çünkü her şey değişiyor. Yaşıyor. Siyaset de yaşıyor. İnsan vücudu gibi. Öyle düşünün lütfen. Evet Sefa, senin sorun var. Evet, ben şöyle önce Hakan abinin kaldığı yerden şey yapayım. Abi 2007'de İzmir'den bağımsız oldu. Evet. Yani senin dediğini 5 yıl sonra... Hayır, o değil. Yine soruda bir yanlışlık var. Ne? 2002 yılındaki seçimlerde dedi Hakan, eğer Sakarya'dan 2000'deki çıkartıyordu ya, evet. Eğer bağımsız olsaydı kesin meclisteydi. Ya, onu demeye çalıştı. Dokunulmaz olacak. Ben diyorum ki Cem Bey onun dediğini yaptı ama 2007'de İzmir'de yaptı bunu. İzmir'de evet. Oldu. Ha, bitireyim. Ha. Şimdi şöyle... Ama Cem Bey hiç bağımsız aday olmadı Sefa Bey. Yanlış, yani İzmir adayı Genç Parti üzerinden mi oldu? %3 aldığınız seçimde. Yanlış biliyor da olabilirim. Üzerinden vakit geçti. Hemen söyleyeyim Sefa Bey. O dönemde ben de Sayın Genel Başkanım'la aynı listeden 4. sizin seçim bölgeniz, evet.
Evet, Sayın Genel Başkanımla aynı bölgeden dördüncü sırada adayıydım ve son katıldığımız seçimde %3,5 oy aldık. Ondan sonra zaten seçimlere katılmadık ama o zaman da bağımsız katılmamıştık. Yani o tarihlerde Genel Başkan bağımsız katılmayı tercih etmedi, öyle söyleyeyim. Bakın konu farklı şeyler. Biz o tarihlerde 20 kişiyle grup kurabilecek güce sahip iken Genel Başkanım bunu istemedi. Dedi ki ben 66 günde %7,25 oy almış bir siyasi partinin genel başkanı isem halkın bana teveccüh göstereceğine eminim ve kaniyim dedi. Ne oldu? O tarihteki kendisine karşı yapılan haksız operasyonlar sebebiyle, algı operasyonları sebebiyle durum değişti. Ama şundan emin olun, size de müjde olarak söyleyeyim. Bakın Sayın Genel Başkanımız sizin programınıza çıktığında izleyici oranı 3 günde 1 milyonu bulacaktı. Ve şu anda biz Twitter'da, Instagram'da yani sosyal medyada diyeyim 24 saatte 500 bin, 700 bin izleyici oranlarına ulaşan bir yapıdayız. Teşkilatlarımız çok diri. Ben buradan tüm il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, genel merkez yöneticilerimize çok ve sonsuz teşekkür ediyorum. Biz bilir misiniz ki seçimlere girme hakkını elde etmiş ve Türkiye'deki 90 siyasi partiden en fazla üye sayısına sahip olan 6. siyasi partiyiz şu an. 66 tane ilde örgütlenmiş durumdayız. 922 tane ilçenin 344 tanesinde örgütlenmiş durumdayız. Bunun tek uzağı, tek açıklaması Cem Uzan sevgisidir. Metin Bey, ben de bunu soracaktım. Zaten hatta parantez buyurun, açayım. buyurun. Web sitenizde mesela teşkilatlanma sayınız tam olmadığı için haritadan tek tek saydım kaç ilde varsınız diye. Böyle bayrakçıklar koymuşsunuz. Onu şey yapacağım. Çünkü şöyle, şimdi siz 2002 seçimlerinde evet milletvekili sokamadınız meclise ama iktidarı belirleyen bir güç oldunuz. Eğer sizin %7'niz olmasa AK Parti belki tek başına o gün iktidara gelemeyecekti. Belki bir koalisyon hükümetiyle karşılaşacaktık. Yani Genç Parti'nin kilit bir Evet. rolü vardı ve şimdi siz seçimlere katılmaya hak kazanmış bir partisiniz, gerek teşkilatlanma yapınızla. Cem Bey Evet. Türkiye'ye gelse de gelmese de olası bir erken veya zamanında seçimde Genç Parti'yi sandıkta görecek miyiz? Veya bir Cumhurbaşkanı Görmez adaylığı miyiz bir neden? koalisyonda olacak mısınız? Veya ben şöyle bir soru Yani sorayım. şu... Metin Bey şöyle bir Buyurun. soru sorayım. Ben şimdi deli bir soru sorayım. Deli bir soru. Deli, deli. İstediğinizi sorun Deli bir soru. efendim. Şimdi Cem Uzan'ın 5 ayrı suçtan hapis cezası var. Bu hapis cezaları şu anda dışarıdan bir aday olsa, Cumhurbaşkanlığı ve başka aday olsa aday olabilir mi? Şu anki Şimdi efendim mevcut şöyle, sisteme göre. mevcut sisteme göre aday olamaz. Ama kurucu genel başkanımız bizim büyüğümüz, abimiz, dostumuz, arkadaşımız, tüm teşkilat için söylüyorum. Her şeyimizdir. Bizim teşkilatımızın tek çabası kendisini Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'yi yönetmesini sağlamaktır. Biz bunu sağlayacağız. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz zaten o dönemde son yaptığımız kongrede genel başkan olarak Hakan Uzan'ı seçtik. Kardeşim. Şu anda partimizin onursal ve kurucu genel başkanı Cem Uzan ama partinin her şeyi yani biri beyni, biri kalbi. Öyle düşünün lütfen. Bir vücudun beyni ve kalbi her şeyi. Şimdi Sayın Genel Başkan şu anda, şu an yarın seçim olsa aday olamaz. Ama önemli değil ki. Yani illa konu milletvekili olmak değil ki. İyi Parti lideri de mi şu anda milletvekili değil? Ama partinin her şeyi. Bizim teşkilatlarımızın gönül bağı var. Zafer Bey ve Sefa Bey, Hakan Bey, Zat-ı Aliniz kanalıyla bütün bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Bakınız, dünya tarihinde bunun örneği yoktur. Siz hiç ambleminde bir siyasi parti liderinin imzası olduğunu gördünüz mü? Göremezsiniz. Yok. Tarık Zafer Tunayan'ın Siyasal Partiler kitabını okuyun. Orada da yoktur.
Dünya siyasi tarihinde de yoktur. Bunu niçin anlatıyorum? Şundan anlatıyorum. Olumlu bir örnek olduğunu düşünmüyorum bu teşkilat. Bu arada olumlu bir örnek olumlu bir örnek olduğunu düşünmüyorum ama. O sizin şahsi kanaatiniz. Evet, benim şahsi kanaatim olarak söyledim. Tabii ki saygı duyuyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle büyük bir bağlılık, öyle büyük bir sevgi, öyle büyük bir partili anlayışı var ki genel başkan olmasa bile, milletvekili adayı olmasa bile Türkiye'yi kadroları ile yönetebilecek güç ve kadroda ve biz yerel teşkilatlar olarak da ona bağlı haldeyiz. Ama her an her şey değişebilir. Çok yakında bir düzenleme bekliyoruz. Bu düzenleme geldiğinde Cem Bey hakkındaki bütün suçlar zaman aşımına uğrayacak ve genel başkanımız en kısa sürede hem ülkesine gelecek, hasret bitecek, hem de partisinin başına geçecektir. Ben Sefa Bey mi söyledi, Hakan Bey mi söyledi bilmiyorum. Olumsuz örnek dediniz ama bana lütfen ben dedim, evet. Partisi lideri yurt dışında olup da 18 yıldır faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden bir siyasi parti gösterebilir misiniz? Buna Türkiye dahil. Yoktur. Bakın iki tane AK Parti'nin içerisinden ayrılan siyasi parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin liderleri başlarında olmasına rağmen şu anda teşkilatlarını kuramıyorlar ama biz 66 il, 344 ilçede teşkilatlarımızı kurmuş bir siyasi partiyiz. Lütfen objektif bakmak lazım. Şu anda seçim hazır mısınız? Şu anda bir seçim. Kesinlikle hazırız. Her halimizle hazırız. Bakın yurt dışında yaptığımız kamuoyu yoklamalarında yurt dışından yaptırdığımız manidardır. Yani ısmarlama parayla onunla bununla yaptırdıklarımız değil. Şu anda Genç Parti 3,5 oranında oya sahiptir. Hatta hala Genç Parti var mı diye sorgulanan bazıları soruyor. Var mı, kapatıldı mı denen bir ortamda bile %3,5'lardayız. Bütün kadrolarımızda hazırız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu programa göndermiştim fragmanlar için. 29 Ekim'de, 10 Kasım'da, 23 Nisan'da Türkiye'nin dört bir yanını tüm il ve ilçe başkanları amblemleriyle, kutlamalarıyla donatmışlardı. Hala kongreler yapılmaktadır. Hazırız. Yarın seçim olsa katılın. Yani şöyle, ben şunu sormuştum Zafer abi, sağ olsun araya girince değişti soru. Cem Uzan'sız da olsa en kötü olasılıkta Genç Parti'yi önümüzdeki ilk seçimde sandıkta görecek miyiz? Çünkü 2007'den beri yoksunuz ve yani kesinlikle seçime gireceksiniz değil mi? Efendim kesin, tereddütsüz ve kesinlikle. Bu kadar çabamız neden? Peki. Bu teşkilatlarıma ben neden teşekkür ediyorum? 66 il başkanımı ve hepsine teşekkür ediyorum. Neden? Onlar olmasaydı biz seçime katılamazdık. Mutlaka seçime katılacak. Ha şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminde bakın, o konuya da açıklık getireyim. Şu anda seçimlere katılsak, tabii yalnız başına seçime katılmak diye Cumhurbaşkanlığı sisteminde mümkün değil. Evet. Mutlaka bir ittifakın içerisinde olacağız. Bu ittifak, şu anda Türkiye'de iki ittifak var biliyorsunuz. Cumhur ve Millet İttifakı. Biz bunlardan o günkü koşullarda Türkiye menfaatlerine, millet menfaatlerine, milletin huzuru için hangisi uygunsa onunla birlikte olacağız. Ama şuradan bir şey söyleyeyim. Biz üçüncü ittifakı da kurabiliriz ve o ittifakımızın ismi bile hazır. Biz muhalif olanlarla da bir arada kurabiliriz. İktidarla da diğerleri. Yani biz burada bu seçimlerde Türkiye'nin özellikle ekonomik açıdan iflas ettiği bir dönemde hastalığın, pandeminin, salgının, sosyal felaketin en yoğun olduğu bir dönemde halkın dertlerine çare olmak için varız, hazırız. Tek bir cümle söyleyeyim slogan olarak. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Mehmet Bey çok önemli bir şey söyledi. Metin Bey çok önemli. Metin, özür dilerim. Çok önemli bir şey söylediniz. Biz o gün milletin huzuru için iki ittifakla da olabiliriz. Yani bunu şunu diye bir gazeteci refleksiyle soruyorum. Genç Parti Cumhur İttifakı'nda yer alabilir mi? Bunu açık kafa bırakıyor musunuz? Şimdi bakın, biz Türk halkının bizden ne istediğine bakarız.
Bizim için esas olan o bu değildir. Millet menfaatıdır. Bu ülkede millet gülmeyi unutmuştur. Biz ülkenin ekonomisini, ki ekonomiyi en iyi bilen kişi genel başkanımdır. Ekonomiyi bilen insan olarak bakın. Şu anda bu benim şahsi kanaatimdir. Cumhur İttifakı'na mesafeli durabiliriz. Ama Millet İttifakı ve veya yeni oluşacak bir ittifakta el ve ip işbirliği yapmaya razı ve hazırız. Biz memleket yönetimine talibiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizi şu anda Türk milleti bu ana kadar hiçbir şekilde denemedi. Biz şu anda tüm kadrolarımızda yönetime talibiz. Çözümleri bulmaya talibiz ve bunu yapacağımıza tüm kadrolarımızda inanıyoruz. Başta kurucu genel başkanımız ve Hakan Uzan olmak üzere. Son bir şey söyleyeceğim ben siyaset üstü. Buyurun. Cem Bey'in baba evi, o fotoğrafı paylaştığı yer benim ofisimin yan binası. Benim semtimden komşum aynı zamanda kendisi. Ben evet. Siyasetin yeni de camiden. Ötesinde, evet yeni cami semtinden. Ben siyasetin de ötesinde Sakarya'nın yetiştirdiği böylesine önemli bir ismin Türkiye'ye gelmesini, siyaset üstü konuşuyorum bir hemşeri kültürü olarak. Yani Türkiye'ye gelmesini yani şöyle bir şey de var. İstiyoruz ve aramızda görmeyi özledik açıkçası. Sakaryalı olarak dedik. Sakaryalı olarak ya bu siyasettir şeydir. Biz Sakaryalı kültüründe Cem Bey'i özlediğimizi ifade ediyoruz. Çünkü şöyle bir şey de var. Cem Uzan Sakarya'da 108 bin oy almış bir isim. Sadece Sakarya'da. Bu da bir gerçek bir rakam. Metin Bey ben size teşekkür edeceğim. İlave edeceğiniz bir şey var mı bilemiyorum. Hoş bir sohbetti. Bir sohbet ettik size. Siyaset her ne kadar siyaset de olsa yine size sohbet etmek keyifli değil. Aslında biz bu programı bir ay önce yapacaktık fakat o İzmir depreminden dolayı işte talihsizlik oldu. Geçmiş olsun. Olsa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasip olmadı. Bugün neymiş nasip. İlave edeceğiniz bir şey var mı efendim? Buyurun. Son kez size. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle programa davetinizden dolayı önce şahsım sonra Atakenti Adapazarı'ndan genel başkanım ve kurucu başkan genel başkanım adına ve manevi babamız adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama şunu söylemek istiyorum bizi izleyenlere. Biz parti olarak tüm teşkilatlarımızla seçimlere hazırız. Seçimlere girme hakkını elde ettik. Biz şunu söylüyoruz. Yeni bir yarın için, yeni bir yarın için sen, ben, biz Türkiye'yiz diyoruz. Türkiye'yi biz yöneteceğiz diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle programa bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede Sayın Genel Başkanım, Kurucu Genel Başkanım ve belki de sürpriz olarak Genel Başkanım Hakan Bey ile iki kardeşle birlikte programınıza konuk olmayı umduğumuzu ve beklediğimizi söylüyor. Hepinize en kalbi duygularımla şahsım, genel başkanım, kurucu başkanım ve teşkilatımız adına tebrik ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ben, çok sağ olun. Metin, çok küçük bir şey ekleyeyim Metin Bey. Biz Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz biz. Özellikle şöyle bilen Türkiye gelecek. Hemşerileri olarak özellikle yani Cem Bey istediği televizyon kanalı çıkar ama biz hemşeriler olarak kendilerini burada ağırlamak istiyoruz. Lütfen bu canlı yayında bu şeyimizi, çağrımızı iletmiş yok, olalım. Yok ben şöyle bir İki şey... İki hemşerimizi T-264'da ağırlamak çok istiyoruz. Çok mücadele etti, var olsun. Ben şöyle diyeyim, biz Cem Bey'le daha önce biz dedik işte talihsizlik demeyeyim de deprem oldu. Metin Bey'in bürosunda bir sıkıntı oldu. İzmir depremi oldu. Sonra işte sıkıntılar oldu. Biz o zaman aşımından Metin Bey kendiyle uğraştı. Ama Metin Bey, Cem Uzan'ı da en kısa zamanda eğer bize katılmak isterse istiyoruz. Sakaryalılara böyle tablet üzerinden değil de gelip canlı olarak seslensin. Gerekirse buradan soru da olur. Soruları da cevaplandırabiliriz. Efendim İzmir'den bize katılın. Zafer Bey bir cümle daha söyleyeyim mi? Buyurun. Müsaadenizle. Buyurun. Arkadaşlar görüntüyü verin. Görüntüyü verin. Evet buyurun. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Son cümlem olsun. Estağfurullah. Biz tabii Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Türkiye'yi yönetmeye geliyoruz dedim ya. Teşkilatlarıma söylüyorum bunu. Bütün teşkilatlarımıza. İyi şeyler diyorum sabredersen. En iyi şeyler inanırsan daha iyi şeyler vazgeçmezsen gelir. Biz inandık, sabrettik, vazgeçmedik.
Adapazarı'nın iki evladına, manevi annemiz, manevi babamıza inanmadık. Ama körü kör inandık, körü körüne inanmadık. İşte iki gün önce yapılan ekonomi programlarını izlediniz, ondan öncekileri izlediniz. Biz sadece geçmişten bahsetmiyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarıyla da hemhaliz. Her şeye hazırız şu anda. Bütün teşkilatlarımızda. Yönetmeye geliyoruz. Yönetmeye geliyoruz. Size özel bir herkese soru. Sevgi ve özel saygı. Özel bir soru. Siz kaç yıldır siyaseti yapıyorsunuz Metin Bey? 18 yıldır Genç Parti'deyim. Genç Parti'nin her kademelerinde bulunduğum en büyük onurum Sayın Genel Başkanımın Genel Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'den ayrılmadan önce onun yardımcısı olmaktır. İlçe başkanlığı yaptım, il başkan yardımcılığı yaptım, MYK üyeleri yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım. Her şeyi yaptım. Bu partide her şeyi gördüm. Cem Bey bizim hocamızdır. Ona minnet borçluyuz. Memleketimize de işte 40 bin kişiyi çalıştıran, 231 şirketi kuran, Adapazarı'nın bağrından doğmuş emsalsiz bir kişidir. Kulakları çınlasın, bizi izliyor. Bizi izliyor. Herkese de, tüm hemşerilerine de selam ve saygılarını iletiyor. Biz de şöyle diyelim, Cem Bey katılmak isterse, ki işte en son biz görüşmemize katılacaktı. İşte en son sosyal medya YouTube sayfası YouTube'a çıktı. Katılmak isterse, Sakaryalılara seslenmek isterse ekranlarımız kendisine açık. Sizi de, çok teşekkür siz de Fahri Adapazarlı sayılırsınız Cem Bey'in çok dolayı. Teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederim. Bu arada da buyurun. Son cümlem, Adapazarı İl Başkanı'nın ve Adapazarı'nda da üst düzey iki yöneticimiz var. Birisi genel başkanımızın spor danışmanı, bir tanesi de MYK üyemiz. Onlara da hürmet ediyorum. Sayın Genel Başkanım özellikle Adapazarı'nı ihmal etmemek adına onlara da görev vermiştir. Bu vesilede selamlarımı iletirim. Çok sağ olun. Efendim, çok samimi bir programdı. Çok teşekkür ederim. Efendim, her zaman bekleriz, katılırız. İsterseniz efendim her zaman katılabilirsiniz. Teşekkür ederim İzmir'e. İyi akşamlar. Efendim, var olun. Efendim, sağ olun. Genç Parti Parti vekili ve sözcüsü avukat Metin Altmışkara yayınımıza katıldı. Misafirimiz oldu. Cem Uzan'la ilgili, siyasete dönüş ilgili bilgiler verdi. Yalnız Metin Bey'in, sen özellikle sorduğunu anladım. Metin Bey'in hitabeti falan, yani iyi siyasetçi değil mi? Sen onu siz sordun. Biz bir ara ekrandan gidince tek hoca, ben burada bayağı bir izledim. Ben karşımda böyle Cem Uzan'ın... Hadi yayındaymış hala Metin Bey. Ben takıldım. Çok teşekkür ederim. Avukatlık alakası yok. Metin Bey, biz arkanızdan konuşuyorduk ama... Dedikodu yapıyorduk Metin Bey. Dedikodunuzu yapıyorduk. Çok teşekkür ederim. O sizin sıcaklığınızdan kaynaklanıyor. Yani biz dedikodu yapalım dedik. Hani gazeteyi kaynatıyoruz burada tabiri caizse. Ama yani siz... Ama... Ben sizi avukat deyince böyle hani çıkıp ciddi ciddi hani böyle şey anlatır ama siz tam bir siyasetçisiniz yani. Tam bir siyasetçisiniz. Yani ve tabiri caizse kurt bir siyasetçisiniz. Yani bunu size söyleyeyim. Estağfurullah. Yani... Maşallah. Şimdi... Maşallah. Biz genel başkanımıza, Zafer Bey, kıymetli arkadaşlarım, genel başkanımıza layık olmaya çalışıyoruz. Biz boş çuval ayakta durmaz anlayışıyla hareket ediyoruz veya boş tenekeden çok ses gelir anlayışıyla hareket ediyoruz. Biz kendimizi dolduruyoruz, biz kendimizi memleket için hazırlıyoruz. Yani bugün memlekette neler olduğunu, biz bugün ekonomiye giremedik Sayın bakanımıza giremedik. Metin Bey, ben de şöyle bir şey yapayım dedim. Özellikle ben üstüne basa basa söyleyeyim. Şimdi bir hassas bir dönemden geçtiğimizden dolayı ben bir hoş bir muhabbet olsun, hoş bir sohbet olması açısından bir selamlama açısından gideyim dedim. Yani fazla siyasete girersek fazla bir işinden çıkamayız diyerekten de böyle bir... Bir gün de ona girelim ama. He? Bir gün de siyasete girelim. Efendim, ona da girelim. Önce bir tanışalım, bir muhabbetimizi edelim. Çünkü her hafta Cuma akşamı biz buradayız. Hatta bizim bir arkadaşımız var, Hüseyin Cumalı, kulakları çınlasın. O da Covid oldu, evde yatıyor. O da olduğu zaman İlk inanıyorum ki olsun. Biz sizi 3 bölümde, iş bölümde de sizinle iyi yok, bir siyaset... Yok, ben böyle Metin Bey konuşurken karşımda sanki Cem Uzan varmış gibi, birden böyle Cem Uzan çıkarmış gibi falan hissin. Yani konuşma, hitap tarzı falan gerçekten çok benziyor. Öğretmenim dedi ya, gerçekten öğrenmiş yani Cem Bey'den bir şeyler. Şimdi efendim... Abimiz, dostumuz, her evet, şeyimiz. Evet. Size ben üçüncü kez iyi akşamlar diliyorum. Yayınıza katıldığınız için efendim. İzmir'e selamlar, Allah'a emanet olun. Saygılar efendim. Sağ olun, iyi akşamlar. Efendim, bize kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.